İzmir'in Kınık ilçesindeki Kınık halkına ben buradan hediye ediyorum. Tamam, bak bu hocam, bu vesileyle de izini koparmış olduk şimdi. Eyvallah, sağ olun. Allah razı olsun hocam. Amin. Hayırlı görevler diliyoruz inşallah. Hayırlı akşamlar, tekrar başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Tamam, izin meselesi çözüldü hocam. Eyvallah, sağ olsun. Ateş üstünde olsun. Oturuyordun hocam. Ondan da ziyade ben tabii izinden de ziyade bir görev yapıyoruz. O görevde de bizi camide dinlemek isteyen gönül insanları var. Sağ olsun camimizin yönetimi, başkanı. Hadi Bey'in programı var deyince hocam seve seve katılmanızı isteriz, mutlu oluruz. Bizden de selam söyleyin hem Hadi Bey'e hem Kanal Avrupa dinleyicilerine dediler. Tabii biz bunların bu güzel temennilerine karşı onların da bu camideki bizi dinleyen kardeşlerimizle karşı karşıya sıkıntılar olmasın diye böyle bir duygu içerisinde. Hocam burada gurbeti hissettirmiyorlar sana değil mi? Hissettirmiyorlar, yok hissettirmiyorlar. Hamdolsun. Yani bu camileri, cemiyetleri, dernekleri kuranlardan Allah razı olsun. Biz hafızlığımızı orada yaptık. Arapçamızı, fıkhımızı orada okuduk. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Biz eğer bu cemiyetler, cemaatler olmasa kaybolmuştuk. Belki şu anda iki kelime Türkçeyi bir araya getiremeyecektik. Ama bu gibi yerlerin dayanışmasıyla insanların kaybolmaması sağlandı. Onun neticesinde de en az bir şekilde inmiş oldu gurbet havası. Kendi aramızda şeyde gibiyiz, yani memlekette gibiyiz. Yani hele Duisburg Polman'da olunca, yani orası biliyorsunuz tam bir küçük bir İstanbul gibi oldu. Gerçekten Türkiye'yi aratmıyor bize. Şu da bir gerçek. Almanya'da dini ibadetlerin yapıldığı camiler, bunu yapan kardeşlerimiz, destek olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Amin. Kardeşlerimiz bu camileri yaparak ibadetlerini değil, aynı zamanda gençlerini, çocuklarını, torunlarını kurtardılar. Çünkü şu anda Almanya'da gençlerimizin kumar alışkanlıkları, daha kötü alışkanlıklara bu anlamda yönelmemeleri noktasında camilerimiz birer güvenlik kapısı. Güvenlik kapısı. Bu anlamda camilerin kıymetini bilmek lazım. Camilerimize destek olmak lazım. Bu anlamda yere gelmişken, madem buraya geldik, Duisburg Merkez Polman Camimiz, Almanya'nın gerçekten bu anlamda bir medarı, iftiharı. Camimize olan katkılarınızı, desteklerinizi bu anlamda bekliyorum diyerek küçük bir reklam yapmış olayım. Allah razı olsun. Camiye reklam olmaz mı? Yani olur ya. Yani şimdi üzerimize borç. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Şimdi sene 97'de acizane sözünü bestesini yaptığım Şu Yalan Dünya'da diye bir parçamız var. Onu okuyalım. Ondan sonra sohbetimize, telefonlarımıza, gelirse maillerinize bakacağız. Selamlarınızı ileteceğiz inşallah. Şu Yalan Dünya'da kimi ağlar, kimi güler, kimi dolmuş kan. Açık gezer, kimi halledeyim der ya, kimi de türlü dert çeker. Aldanma yalan dünyaya, fanidir her şeyi geçer. Ecel kapını çalınca ne sağ ne de hasta seçer. Aldanma yalan dünyaya, yalandır her şeyi geçer. Ecel kapını çalınca ne sağ ne de hasta dinler.
Kimi giymiş atlas livas, kiminin gömleği yoktu. Kimi servet sahibinin, kiminin kuruşu yoktu. Aldanma yalan dünyaya, fanidir her şeyi geçer. Ecel kapını çalınca ne fakir ne zengin seçer. Aldanma yalan dünyaya, yalandır her şeyi geçer. Ecel kapını çalınca ne fakir ne zengin seçer.